Arkadaşlar favorilerde kesin soru çıkacak olan beyin fırtınası, altı şapka. Bu ikisi soru olarak, bir tanesi belki de ikisi soru olarak gelecektir. Beyin fırtınasında yaratıcılık ve hayal gücü var. Kısa sürede çok sayıda fikir üretme var. Öğrencilere 10-15 dakikalık bir süre verilir. Öğrenciler akıllarına geleni söylerler. Söylenen her şey tahtaya yazılır. Eleştiri yoktur, sıfır eleştiri vardır. Tahta doldurulur. Daha sonra bütün öğrencilerin katılımıyla tahtadaki fikirler değerlendirilir. En kaliteli olanlar seçilir. Şimdi beyin fırtınasını da unutmayın. Beyin fırtınasını da unutmayın arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Bir öğrenci söz aldığında bir tane fikir söyler ama bir öğrenci 10 tane 15 tane fikir söyleyebilir. Eleştiri kesinlikle yoktur. Bütün her şey tahtaya olduğu gibi yazılır. Ve en sonda öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla birlikte değerlendirme yapılır. Bu beyin fırtınasıdır. Altı şapka ise olaylara çok yönlü, çok boyutlu bakma becerisi kazandırmak için öğrencilerin gruplar halinde ya da bireysel olarak değişik renkte şapkalar takıp olaylara farklı açılardan bakmalarını, sistematik düşünmelerini sağlar. Kırmızı şapka duygusal, önce beyaz şapka tarafsız, sayısal veriler, istatistikler vardır. Sonrasında kırmızı şapka duygusal, devamında sarı şapka iyimser, siyah şapka karamsar, yeşil şapka yaratıcı. En son mavi şapkayla karar verici, değerlendirici şapkadır. Sorularda der ki işte Ali öğretmen, Ayşe öğretmen öğrencilere çok yönlü düşünme becerisi kazandırmak ister. Olayın olumlu ve olumsuz yanlarını, duygusal etkilerini, işte uzun vadeli sonuçlarını ele almalarını der. Yani 4-5 tane, bazen 6 tane şapkanın renginden de bahseder. Çok yönlü, çok boyutlu düşünme anahtar bir kavramdır. Şöyle söyleyeyim, beyin fırtınası ve altı şapkanın şu ana kadar soru gelmediği yıl bir tanedir. Dolayısıyla soru olarak karşımıza gelecektir. İkisi de gelebilir ama illa bir tane tercihte bulunacaksam benim favorim beyin fırtınasıdır. Bu sene beyin fırtınası senesi olsun. Bazı arkadaşlar hocam manzaradan sebep sizi dinleyemiyoruz diyorlardı. Bir de manzaraya karşı ders anlatın diyorlardı. Onu da yapayım. Dolayısıyla beyin fırtınası ve altı şapkayı size böyle bir yeşil manzara ya da Alpler olsa beğenirsiniz deniyordu ya. Böyle bir dumanlı, birazcık böyle yarı kapalı, yarı açık bir havadan herkese selamlar, sevgiler. Pazar günü inşallah hepimiz için çok güzel bir sınav olacak. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.